Yücel Bey, hansı ki İranla İsrail arasında hansısa bir toqquşma baş verəcəyi təqdirdə biz artıq bir neçə gündür bununla bağlı danışırıq. Ola bilərmi Ermənistan tərəfindən də Azərbaycanla şərti sərhəddə bir fəaliyyət baş versin? Yəni eskalasiya riskini həm də bu silahların verməsi nə qədər artırır? Bu riski artırıyor. Demin de ifade ettim. Bunun artık tatbikatını da yapıyorlar. Aha. Ki biliyorsunuz iki kere de tatbikat yapıldı ve geçen hafta da sahada da Azerbaycan topraklarına karşı bunu denediler. Eğer İran ile İsrail arasında bir tokuşma, bir atışma, bir askeri harekat başladığı takdirde Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan-İran serhatinden İran'a karşı faaliyetlerde bulunabilir. Aynı zamanda da Ermenistan bunu bir fırsat bilerek bir revanşizm duygusuyla Azerbaycan topraklarına karşı da bir faaliyet yapabilir. Dolayısıyla zaten Azerbaycan ordusu muktedir. Kafkasların en güçlü, modern, muhasar vatan sevgisiyle Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan'ın tapşıklarını yerine getirebilecek her an hazır durumda. Azerbaycan dolayısıyla Ermenistan'ın bu Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Hindistan özelindeki hem silahlanma hem de bu silahlanma faaliyetlerini, askeri faaliyetlere dönüştürme faaliyetlerini çok yakın izliyor ve gerekli tedbirler ve gerekli her türlü şeyin hazırlığı içerisindedir. Ben Ermenistan'a ve Ermenistan'ı yönetenlere ikinci kez bir demir yumruk yememek için kafalarına oyuna gelmemelerini, başka devletlerin maşası ve piyonu olmamalarını öneriyorum. Yoksa bu ganimetler farkında sergilenen o silah sursatların artık devamının da gelmesi söz konusu olabilir Nurhan Hanım. Yücel Bey, bir məsələni də istəyirəm ki, aydınlıq gətirək məsələydi. Aprelin 5-i Brüsseldə imzalanan hansı ki sənəd var idi. Həmin sənədin məxfi hissəsinə uyğun olaraq bu silahların Ermənistana gətirildiyi deyilir. Ola bilərmi bu sənədin məxfi hissəsinə uyğun olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları başqa yeni hücum silahları da Ermənistana versin? Bu silahlar bəs hansılar olabilir? Yani biliyorsunuz bu bir zaten Amerika Birleşik Devletleri tarafından programlanıyor. Bir siyahısı var. Bunun bir kısmını Fransa'ya tahvil ediyor Nurhan Hanım. Bir kısmını Hindistan'a, bir kısmını da başka silah şirketleri vasıtasıyla temin ediyor. Bunlar daha ziyade insansız hava araçları, topçu silahları, artileri silahları ve hem gece görüş sistemleri yani atış kontrol sistemleri muasır zırhlı teknik vasıtaları da ondan sonra ihtiva ediyor. Demin de ifade ettim. Buradaki temel amaç Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırmasındaki temel husus 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettikleri mağlubiyet kapsamında %60-65'i ordusu imha olmuş bir Ermenistan'ın bütün kademeli pille pille ordusundaki o zayiatı gidermek ve o silah ve sursatları modern ve muasır hale getirmektir. Bu durmayacaktır. İki uçaktan da daha fazladır. Öncesi de vardır. Bundan sonra da biz demin sizin de söylediğiniz gibi belli bir siyahı ve belli bir plan çerçevesinde bu silahlanma faaliyetleri devam edecektir.